Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Bakara Suresi 74-77. Ayetleri değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ Bundan sonra kalbiniz katılaştı. مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ Bu olaydan sonra فَهِيَ كَالْحِجَارَ Ve o kalpleriniz taş gibi اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً Hatta katılık noktasında taştan daha da katı. Burada bundan sonra denilmesi bir olay. Daha evvelinde buna dikkat çekmiştik. İsrailoğullarında bir cinayet olayı yaşanıyor ve kimin öldürdüğü belli değil. Aslında yeğenleri tarafından öldürülmüş, mirasına konmak için öldürülmüş ama kimin öldürdüğü belli değil. Neticede Allah-u Teala onu diriltiyor ve katillerini söylettiriyor. Bu harika bir durum. Ölünün dirilmesi, katilini söylemesi harika bir durum. Bu olaya şahit olanlar kendilerine bir çeki düzen veriyorlar. Ama insan bu gibi harika şeylerin etkisini zamanla unutabiliyor. Mesela depremi düşünelim. Bir deprem olduğunda camiler daha doludur. İnsanlar meyhane gibi yerlere artık gitmezler. Daha böyle Allah'a yönelirler. Ama depremin etkisi azaldıktan sonra deprem olayı unutulur. İnsanlar tekrar meyhaneye de gider. Daha berbat yerlere de giderler. Ve kalpleri bu noktada katılaşır. Demek ki İsrailoğulları ile alakalı anlatılan bu olayda da insanlar önce epey etkilendiler. Ama ardından kalpleri kasavet peyda etti. Kalpleri katılaştı. Ve kalp katılığıyla alakalı işte taş kalpli ifadesi kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de burada taşı nazara veriyor. O kalpler taş gibi, hatta taştan daha da katı. Ve bunun açıklaması ayetin devamında geliyor. وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَ Çünkü taşlardan bir kısmı var ki لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارِ Onlardan nehirler fışkırır. Yani taş deyip geçmemek lazım. Taş katıdır ama o katı olan taşlardan nehirler çıkar. Ülkemizde de epey nehirler var. İşte Dicle gibi, Fırat gibi, Çoruh gibi, Kızılırmak gibi nice nehirler var. Ve bu nehirler genelde dağlardan kaynar. Çıkmış oldukları yer taşlardır. Taşların arasından çıkar. Yani demek ki bu nehirler taşlardan çıkıyor ve taş evet katıdır ama o katılığıyla beraber bunlardan böyle sular çıkıyor. Ama sizin kalpleriniz öyle katı hale gelmiş ki o kalplerden gözyaşı dökülmüyor. Ve Allah yolunda gözyaşı dökemiyorsunuz. Bu manaya dikkat çekiliyor. وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ Onlardan bir kısmı parçalanır. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا Ondan su çıkar. İşte Hazreti Musa'nın asasıyla taşa vurması ve o taştan su çıkması olayı. İsrailoğulları bunu biliyorlardı. Ve en azından tarihlerinde var. Mucize olarak bildikleri bir olay. Evet, o bir taştır ama taşlığıyla beraber Hazreti Musa'nın asası ona değdiğinde ondan su çıkıyor. Ve o taş taşlığıyla beraber suya bir kaynaklık ediyor. وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ O taşlardan bir kısmı da vardır ki Allah'ın haşyetinden parçalanır. Yukarılardan aşağılara doğru düşer. Bu da Hz. Musa ile beraber Tur'a giden ama orada bir sarsıntının neticesinde dağın parçalanması olayı, buna bir işaret var. Yani o dağ o sertliğiyle, katılığıyla beraber Allah'ın haşyetinden paramparça hale geliyor. Bir ayet-i kerimede de ifade edildiği üzere لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّيًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Allah'ın haşyetinden onun böyle adeta korktuğunu, paramparça olduğunu görürdün. Demek ki dağ bile dağlığıyla beraber Allah'ın haşyetine muhatap olduğunda paramparça oluyor. Musa aleyhisselam zamanında da işte dağ paramparça hale gelmiş, şiddetli bir sarsıntı
yaşanıyor ve oradaki insanlar bu dehşeti görüyorlar. Demek ki taş deyip geçmemek lazım. O taşlardan sular nebehan ediyor. O taşlar parçalanıyor, içlerinden su çıkıyor ve o taşlar Allah'ın haşyetinden paramparça hale geliyor. Kur'an-ı Kerim böyle bir olayı bize anlatmak suretiyle aynı zamanda taşların üç mühim vazifesine de dikkat çekmiş oluyor. Bunlardan bir tanesi taşlar, dağlar, taşlar suyun kaynağıdır. Ve işte o dağ olarak gördüğümüz şeylerin iç kısmı sularla doludur. Ve o sular yaşamamız için son derece önemlidir. Demek ki dağların önemli bir görevi sulara hazinedarlık etmek. Ve oralarda sular depolanıyor ve insanlar dağın tepesinde de su içebiliyorlar. Ve bu şekilde Allah-u Teala yeryüzünde suları depoluyor. Sadece dağlar değil, genel anlamda taş tabakası. Eğer her taraf kumlarla dolu olsaydı sular yerin dibine doğru, mağma tabakasına doğru çekilip gidecekti. Ama yerin altında taş tabaka var. Jeolojide bilindiği, ders olarak gösterildiği gibi. Ve oradaki taş tabakalar suları tutuyor ve böylece yerin üzerinde nasıl ki nehirler var, yerin altında da nehirler var. Ve bizler o hem yerüstü sularından hem yeraltı sularından istifade ediyoruz. Öte yandan taşların bir başka görevi toprağa böyle annelik yapmak adeta. Çünkü yağmurlarla ve bir takım sel gibi olaylarla topraklar sürüklenip gidiyor. Yeni topraklar lazım. İşte rüzgarlarla daha bir takım olaylarla bakıyoruz ki dağlar toprak halini alıyor ve böylece insanlar yeni yeni topraklara muhatap olabiliyorlar. Bir taraftan topraklar sel ile sürüklenip gidiyor ama öte yandan yeni yeni topraklar da meydana getiriliyor. Demek ki taşların önemli bir görevi de buraya bakıyor. Ve o taşlardan su çıkması, bu da yine Kur'an-ı Kerim'in nazara verdiği bir durum. Kur'an-ı Kerim, sizin kalpleriniz taş gibi, hatta taştan daha katı derken, demek ki hem taşların görevini anlatıyor ve taş deyip geçmemek lazım. Sadece taşı katı bir madde olarak görmemek lazım. O taşlar Allah'ın emirlerine karşı bal mumu gibi yumuşaktır. Nasıl ki toprağın üzerinde bitkiler yukarıya doğru havada kolaylıkla gidiyorlar ama aynı zamanda yerin dibine doğru da taş tabakasına doğru da gidiyorlar. Ve taş tabakası kendine doğru gelen bu yumuşacık köklere mani olmuyor. Ve Allah'ın emri uğrunda parçalanıyor, paramparça olarak o yumuşacık kökler yollarına devam ediyorlar. İşte taşlar bile bu noktada ilahi emirleri dinlerken Allah-u Teala bir kısım insanların kalplerinin taştan daha katı olduğunu bize bildiriyor. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Allah yaptığınız amellerden gafil değildir. Yani ne yaparsanız Allah onları bilir ve Allah'ın kayıtları altındadır. اَفَتَتْمَعُونَ Yoksa siz bir beklenti içinde misiniz? Bir ümit mi ediyorsunuz? اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ O İsrailoğullarının, Yahudilerin size iman etmelerini mi ümit ediyorsunuz? وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ Onlardan bir kısmı vardı, bir fırka vardı. يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ Allah'ın kelamını duyuyor. ثُمَّ يُحَرِّفُونَ Sonra onu tahrif ediyorlardı. مِنْ بَعْدِ مَا أَقَلُوهُ Aklettikten sonra, anladıktan sonra böyle yapıyorlardı. وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bildikleri halde. Yani, evet Müslümanlar elbette diğer bütün insanların Müslüman olmalarını arzu ederler. Yahudilerin de Müslüman olmasını arzu ederler. Peygamberimiz döneminde Müslümanlara komşu olan topluluklardan birisi Yahudilerdi. Ama Yahudilerden çok az sayıda insan Müslüman olmuştur. Kur'an-ı Kerim bu noktada onların tarihine de dikkat çekiyor. Yani siz onların iman edeceğini mi zannediyorsunuz? Sizinle beraber olacaklarını mı zannediyorsunuz? Onlarda eskide öyleleri vardı ki
Allah'ın kelamını duyardı ama anladıktan sonra bile bile Allah'ın kelamını tahrif ederdi. Allah'ın kelamını tahrif etmek ya kelimelerini değiştirmek veya yanlış yerlere çekmek, yanlış manalar vermek, verilmeyecek tarzda tekellüflü manalar vermek suretiyle bu şekilde bir durum. وَاِذَا لَكُلْ لَذ۪ينَ اَمَنُوا Onlar iman edenlere rastladıklarında, iman edenlere karşılaştıklarında قَالُوا اَمَنَّا derler. İman ettik derler. وَاِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ Ama kendi aralarında yalnız kaldıklarında, yani Yahudi ile baş başa kaldığında قَالُوا Onlar derler ki اَتُحَدِّثُونَهُمْ Onlara söylüyor musunuz? بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ Allah'ın size açmış olduğu, bildirmiş olduğu şeyi onlara mı söylüyorsunuz? لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ اِنْدَ رَبِّكُمْ Rabbiniz katında size galip gelsinler diye mi böyle yapıyorsunuz? Yani böyle yaparsanız Rabbiniz katında bir özrünüz olmaz, mağlup olursunuz. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Aklınızı kullanmıyor musunuz? Tefsirlerde genelde bu mana şöyle ifade ediliyor. Malum Tevrat'ta ahir zaman peygamberinden de bahisler var. Yahudiler bunu biliyorlar ve Yahudiler kitap ehli. Ama etraflarındaki Araplar kitap nedir, iman nedir bilmeyen kimselerdi. İşte Yahudiler ahir zaman peygamberinin geleceğini Araplara da söylüyorlardı o zaman. Diyorlardı ki, bir peygamber gelecek ve biz de onun yanında yer alacağız, galip geleceğiz. Ama onlar zannediyorlardı ki gelen peygamber Yahudilerden bir peygamber olacak. Ama ne zaman ki Araplardan bir peygamber geldi, bunu Yahudilik ırkçılığıyla değerlendirdiler. Aklı selimle değerlendiremediler. Onun peygamber olduğunu aslında bilmelerine rağmen kabul etmediler. Ve bu noktada neden bizden değil tarzında ırk davasına saplandılar ve bunun neticesinde iman edemediler. İşte onlar peygamberimizi aslında biliyorlardı. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ Yani kendi evlatlarını bildikleri gibi peygamberi de bilirler, tanırlar. Hatta Abdullah bin Selam kendi evladımdan şüphe edebilirim benden mi değil mi? Ama peygamberin peygamberliğinden şüphe etmem demişti. Bu manada onların alim olanları kitaplarına dayanarak, Tevrat'a dayanarak peygamberimizin geleceğini biliyorlardı. Ama bunu anladıktan, aklettikten sonra tahrif ettiler. Ve kendi aralarında da aman ha Müslümanlara açık vermeyelim. Eskiden onlara şöyle şöyle diyorduk ya artık bunları demeyelim. Bu manada bir nevi tedbir almaya başladılar. Çünkü o zaman Müslüman olan Araplar şöyle diyecekler. İşte bir peygamber gelecek diyordunuz. Peygamber geldi, biz ona tabi olduk. Siz tabi olacağınızı söylüyordunuz. Ne diye tabi olmadınız? Böyle bir söze meydan vermemek için aman ha diyorlar. İşte kitabımızda yer alan ahir zaman peygamberiyle ilgili meseleleri göz ardı edelim. Bunu başkalarıyla paylaşmayalım. Tabii bile bile hakkı gizlemek, bu son derece büyük bir cürüm. İnsan bir şeyi bilmiyorsa bir derece mazur olabilir. Ama kitap ehli olan birisinin bile bile kitabın hükmüne aykırı hükümler vermesi ve kitaptaki bilgilerden çok farklı şeyler söylemesi, bu çok büyük bir cinayettir. Ve alim olan bir insan, bilen bir kimse mazur değildir. İşte bilmeyen insanlar bir derece mazur sayılabilirler. Ama Yahudiler, Peygamberimiz dönemindeki Yahudiler ahir zaman peygamberini biliyorlardı ama bile bile inkar cihetine gittiler. اَوَلَا يَعْلَمُونَ Onlar bilmiyorlar mı? اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ Allah onların gizlediklerini biliyor. وَمَا يُولِنُونَ Ve onların aleni olarak söylediklerini de biliyor. Yani evet, kendi aralarında gizliden kulis yapıp aman ha bunu söylemeyelim diyorlar ama
Böyle yapmakla kurtulacaklarını mı sanıyorlar? Yani neyi gizleyecekler? Allah'tan ne gizlenebilir? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın her şeyi kuşatan bir ilmi olduğu çok değişik ayetlerde nazara verilir. Ve Allah'ın ilmi, Allah'ın iradesi, Allah'ın kudreti sıkça Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan durumlardandır. Dolayısıyla gerek Yahudi, gerek Hristiyan, gerek Müslüman, Allah'a inanan bütün insanlar Allah'ın her şeye ilmi olduğuna, her şeyi bildiğine de imanları vardır. Allah'a iman etmek bunu gerektirir. Yani hem Allah'a inandım diyeceksiniz, hem Allah sizi bilmeyecek. Bu manada bir inanç, gerçek anlamda bir inanç olamaz. Bizi bilmeyen ilah olamaz. Bizi duymayan, hatta kalbimizden geçenleri duymayan, bilmeyen elbette gerçek anlamda hak mabut olamaz. Kur'an-ı Kerim'de Mülk suresinde Allah-u Teala "Ela ya'lemu men halak" buyuruyor. Yani yaratan yarattığını bilmez mi? Yaratan elbette yarattığını bilir. Dolayısıyla Allah-u Teala kullarının ne yaptığından haberdardır. Nasıl ki internet ortamında o mailler veya telefonla görüşmeler, bütün bunlar nasıl ki genel merkezde istenirse takip edilebiliyor. Ve bu noktada bunu gizleyebilmek söz konusu değildir. Yani siz cep telefonu kullanıyorsanız istenildiği anda sizin bütün konuşmalarınız takip edilebilir, dinlenebilir. Ve internette mail adresiniz varsa bazılarıyla görüşmenizde neler yazıldı, neler söylendi, bütün bunları tespit etmek, hem geçmişe yönelik tespit etmek, hem de şu anda yapılanları tespit etmek artık günümüzün teknolojisiyle son derece kolaydır. Allah-u Teala insanlara vermiş olduğu ilimle böyle bir şeyi yapmalarını sağlıyor. İnsanlar bunu yapabilirlerken insanlara bu kudreti veren Allah-u Teala'nın insanların yaptığı fiilleri bilmemesi, kalplerinden geçenleri bilmemesi, söylediklerini duymaması elbette düşünülemez. Bu açıdan gizlide bazı şeyler çevirmek inanan bir kimsenin hayatında olmaması gereken bir şeydir. Müslüman nettir ve Allah'ın gizli açık her şeyi bildiğini bilir. Cenab-ı Hak bu şuur içinde hayatımızı değerlendirmeyi hepimize nasip etsin. Başka bir programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.